Arkadaşlar hepinize merhaba. Bu videoda kanalımda, YouTube kanalımda sizlerle paylaştığım DDT For All ile açılan gizli özellikleri şu cihaz ile açmıştım. Ama önce içini açacağım. Şurada gördüğünüz gibi pinler numaralandırılmış. 16 tane pin var. Şu 1, şu 8, 9, 16. 1, 8, 9, 16 olacak şekilde. Şimdi bunun içini açacağım. Bunun için düz uçlu tornavida kullanacağım. Vidası yok diye biliyorum. Daha önce hiç açmadığım için çok sıkı. Evet, açılıyor. Önce şu soketi çıkarayım. USB kablosunun soketi. Soketi çıkarmak için bakın şurada onu esnetip dışarı alacağız. USB kablosunun soketi bu. Kabloyu çıkardım. Kablo engel teşkil ediyordu. Onu kaldıralım. Size videolarımda ben bu ürünün hatırlarsanız linkini vermiştim. Ve bizim Renault araçlarda çalışması için bunun çipinin uyumlu olması lazım. Uyumlu çip hangisi? PIC 18F 25K80 kodlu çip. Bakalım gerçekten üreticinin yazdığı gibi miymiş? Bu çipte yazmıyor. Buna bakayım. Evet, üretici doğru yazmış. Bakın burada yazıyor arkadaşlar. PIC 18F 25K80 çipin adı. Yani böyle olmazsa DDT For All'la bir değişiklik yapmak neredeyse imkansız. Doğru düzgün okumuyor arkadaşlar. Bu arada bunun da doğru çipe sahip olduğunu görmüş olduk. Görelim bakalım bu pinleri çıkarabilecek miyiz? Pinlerin olduğu kartı daha doğrusu. Dengeli olarak çıkarırsak belki kontrol edebilirim. Komple plastiği ile beraber geliyor. Bakın. Evet. Şimdi bunu geri toplayacağım. Evet, tabii bakın bu böyle de yaptığınızda içeri giriyor. Böyle de yaptığınızda içeri giriyor ama bunun doğru bir tane şekli var. Ben markalarsanız söktüğünüzde daha iyi olur. Şu şekilde girecek. Ne dedik? 4 ve 5 uzun olanlar şu şekilde girecek. 4 ve 5 uzun olanlar. Onun için bunu bu şekilde bağlıyoruz. Yerine ittiriyoruz. Kapağını kapatacağım. Ledler burada sıralanmış. Dolayısıyla kapak bu şekilde olacak. Şöyle oturtacağız. Peki böyle oturuyor mu? Gördüğünüz gibi böyle de oturuyor. Yani ters takmış olsanız yine çok zor anlayacaksınız. Ben bunu sökerken şu çenteye dikkat etmiştim. Bakın burada OBD soketine girmesi için burada bir oyuk var. Bu oyuk kısım şuradaki bu boşluğa gelmesi gerekiyordu. Bakın burada da tırnakları var. Tırnakların boşlukları var. Buraya girmesi lazım. Getirdiğimde buraya üzerine şu şekilde kart tarafından da bastırdığında evet, tırnaklar oturdu. Bir de bunu oturtacağız. Şöyle orta bir yere yapıştırıyorum. Kablo bağlantısını yapacağım. Bu soket de sadece bir şekilde takılabiliyor. Bakın şu küçük pinler bir tarafa yakın. Aynı şekilde burada da aynı. Bir boşluk var. Aynı şekilde getiriyorum ve kanalları da var. O kanalların içine girecek şekilde. Evet. Kabloyu yerine oturttum. Sonra da kablo sızdırmazlık ve sabitleme elemanına doğru tutuyorum. Kapağı. Bu böyle geldiğinde sadece yerine oturtuyoruz. Bakın. Yerine oturmuş oldu. Böylece içerisindeki çipi görmüş olduk. Satıcının yazdığı gibi PIC 18F25K var. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.